programımıza hepiniz hoş geldiniz. İl Sağlık Müdürü, Genel Sekreterim, üniversitemizin kıymetli fakülte dekanları, okul müdürlerimiz, çok kıymetli hocalarım, öğrencilerimiz. Hepiniz hoş geldiniz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Hocalarım bahsettiler. Gerçekten de 2018-19'dan beri çok yoğun emekler verildi. O zamandan beri katkı veren tüm hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Süreçte paneller yapıldı, çalışma grupları şeklinde toplantılar düzenlendi. Bir takım kitap şeklinde çalışmalar oldu. Onun haricinde araştırma makaleleri yapıldı. Bunların bir kısmı çoğunluğu sözlü bir şekilde sunuldu. Diğer kalanları makaleye, orijinal makaleye çevrildi. Ve çok kıymetli yerlerde de yayınlandı. Bu arada sadece akademisyenlerimiz değil, beraberinde hem araştırma görevlisi olan arkadaşlarımız hem de öğrencilerimiz bu çalışmalara katkı verdiler ve bu süreçlerde araştırma nasıl yapılacağına ilgili, bilimsel çalışma nasıl yapılır, bununla ilgili kıymetli hocalarımızdan da öğrenmiş oldular. Laboratuvara girdiler. Makale nasıl okunur, nasıl tartışılır, sorular nasıl yazılır da görmüş oldular. Ve bu süreçlerde halen devam ediyor. Beraberinde bir bu kanser organizasyonlarının çalışmalarının sürüklediği, öncülük ettiği bir süreç şeklinde de hem Teknofest yarışmalarına katılımlar teşvik edildi. Hali hazırda vardı. Çok kıymetli hocalarımız bunlar yapıyorlardı ama bu sayede toplu bir organizasyonlara girilmiş oldu. Beraberinde yine öğrencilerimizin merkezde olduğu TÜBİTAK projeleri verildi. Öğrencilerimize proje nasıl yapılacağını yol göstermiş oldu. Bu da yine üniversitemizin farklı fakültelerinde icra ediliyordu. Lokal bir şekilde olsa da. Ama bu kanser çalışmaları grubunun organizasyonu sayesinde toplu bir hale gelmeye başladı ve süreçte ulusal anlamda da üniversitemiz TÜBİTAK 2209 projeleriyle öne çıkmış olduk. Bizim uluslararası kanser günlerimizdeki hedefimiz birçok disiplinin hatta tüm disiplinlerin bir araya gelmesi, birbirleriyle etkileşimleri ve bunun sonucunda ülkemize ve insanlara bir takım katkılar sağlıyor olmamız. Amaçlarımızdan en başta geleni buydu ve bunu yapmak için arkadaşlarımız çok gayret ettiler. Çok kıymetli rektörümüz Ali Yıldız Hocam'a başta olmak üzere Sivas Valiliğimize, Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'e ve katkı veren tüm firmalara çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bu programın organizasyonunda arkadaşlar söylediler. Zekiye Hocam başta olmak üzere isimden tek tek sayarsam unuttuğum olur. Onlardan özür diliyorum. Dolayısıyla kanal ve kanser grubu ekibinin hepsine kongre başkanımız Esat Hocam'a ve üroloji anlamlarına, tüm katılımcılara, yurt içinden, yurt dışından, şehirden gelen tüm katılımcılara çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Genel Sekreterim, Sayın İl Sağlık Müdürüm, Sayın Dekanlarım, Sayın Başhekimlerim, Sayın Müdürlerim, çok değerli bilim insanları, çok kıymetli öğrencilerim. Kısa adı KANAM olan Kanser Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz faaliyetleri kapsamında düzenlemiş olduğumuz 4. Uluslararası Kanser Günleri programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere bu yılki kongremizin temel konusu prostat kanseri. Yaklaşık 3 gün sürecek olan kongremiz sırasında çoğu il dışından gelen çok kıymetli bilim insanlarımız bizleri bu konudaki en son gelişmeler hakkında değerli bilgilerini paylaşacaklar. Ben bu vesileyle üniversite hastanemizin onkolojik açıdan oldukça iyi düzeyde olduğunu, Sivas'ımızın yanı sıra çevre illere de hizmet verdiğini, cerrahi, tıbbi ve radyasyon onkolojisinde ciddi altyapı imkanlarına sahip olduğunu ve bu sayede Sivas'tan büyük şehirlere tanı ve tedavi amaçlarıyla gidişlerin çevre illerden Sivas'a gelme yönünde evrildiğini gurur.
Ayrıca benim başkanlığımı yürüttüğüm nükleer tıp ana bilim dalında da Türkiye'de çoğu üniversite hastanesinde bile uygulanamayan ve prostat kanseri tedavisinde en iyi yöntemlerden olan hedefe yönelik radyoaktif tedavileri verebildiğimizi de ifade etmek istiyorum. Bu tedavinin altyapısını oluşturma aşamasında ve devamında büyük destek veren hastanemiz başhekimi Profesör Doktor Ömer Tümer Doğan hocama ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Kanal merkezi kuruluşundan bu yana hem TÜBİTAK hem de BAP temelli birçok projenin hazırlanmasında öncü rol üstlenmiş ve bunun yanı sıra 2020 yılı Mart ayında Her Yönüyle Kanser adlı kitabımız yayınlanmıştır. Ayrıca halihazırda klinik açıdan onkolojiyle ilgilenen her bilim dalına, özellikle asistan arkadaşlarımıza faydalı olacağını düşündüğümüz kanser tedavileri yan etki yönetimi başlıklı kitabımız tamamlanmıştır. Bu vesileyle her zaman olduğu gibi ilk kongremizi planladığımız günden itibaren hem organizasyonlarımızda hem de altyapı projelerinde desteğini esirgemeyen Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Alim Yıldız hocamıza ve ekibine, ayrıca çalışmalarımızda yol gösteren ve sürekli teşvik eden, kongremizin geleneksel hale gelmesi için tüm gayretiyle bizlerle birlikte çalışan, destek veren kanser grubumuzun başkanı kıymetli hocam Profesör Doktor Hilmi Ataseven hocama çok teşekkür ediyoruz. Bu yıl ise dördüncüsünü yapacağımız toplantımızın ana konusu prostat kanseri. Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen non-kutanöz tümörlerden. Toplumun yarısını ilgilendiren ve oldukça sık görülen bu kanser türünün en önemli risk faktörü ise yaşlanma. Prostat kanserinin taraması, risk faktörleri, tanı yöntemleri, risk grupları ve bu gruplara uygulanabilecek tedavi seçenekleri, tedavi sonrası izlem sırasında oluşabilecek komplikasyonlar ve bunlara yaklaşımları önümüzdeki 3 gün içinde değerlendireceğiz. İlk oturumda hastalığın epidemiolojisini, enfeksiyonu, tarama ve erken tanısını ve prostat kanserinin tanısını da şu anda elimizdeki en önemli belirteci, tek belirteci olan PSA'nın rolünü tartışacağız. Ben bu toplantıda sizlerle prostat kanserinin epidemiolojisi ve etiyolojisi hakkında konuşacağım. Bir halk sağlık uzmanıyım ve o bakış açısıyla biraz dünya genelinde ve Türkiye düzeyindeki verileri sunmaya çalışacağım. Ne ifade ederiz? İnsidans hızımız 100.000'de 31, mortalite hızımız 100.000'de 8 diyebiliriz. Erkeklerdeki